Efendim merhaba. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Hepiniz yoruldunuz. Günün yorgun, argın sonunda servislerle, arabalarla, toplu ulaşımla, Marmaray'la, Metrovi'le, otobüs, minibüs bir şekilde evinize gitmeye çalışıyorsunuz. İşte biz tam olarak o an, yani şu anda size yolda evinize giderken yoldaşlık yarenlik etmek istiyoruz ya da evde gelmekte olan ev hanesine yemek yaparken kulaklıkla birlikte ev hanımlarına yarenlik yoldaşlık yapmak istiyoruz. Her akşam saat 5'te yani iftara birkaç saat kala karşınızdayız. Sevgili dostlar bugün bize Osmanlı'nın insanlığını dedelerimizin insana maddi durumu ne olursa olsun minimumdan maksimuma kadar insanlara madde ve para gözüyle bakmayan dedelerimizin insana vermiş olduğu değeri gösteren muhteşem bir insanlık abidesi var. Diş kirasından bahsediyorum. Diş kirası. Yeni neslin bu kavramları ilk defa duyan ne? diş kirası kavramını duyup nasıl yani insanlar kiralık dişleri kiralıyorlar? dişlerini takıp onunla yaşıyorlar sonra kirasını veriyorlar mı dediklerini duyar gibiyim. Hayır öyle değil. Diş kirası bu ülkede, bu medeniyette parası olanın parası olmayana, maddi durumu iyi olanın maddi durumu olmayana vermiş olduğu yardımı ezmeden, örselemeden, itmeden, ötelemeden, kakalamadan yardım etmeyi ama gururunu da kırmamayı öğretmektedir. Efendim diş kirası Osmanlı'nın değerlerinden biridir. Hadi şimdi anlatayım ve lütfen dinleyin. Bir mahalle, bir sokak, bir semt. İstanbul'un herhangi bir bölgesi. Bu arada Osmanlı'da İstanbul'un da yani çok özür dilerim orada oturanlar için. Ama sanırım Sizler de hep farkındasınız ve biliyorsunuzdur ki Osmanlı zamanında Çekmeköy diye bir yer yoktu. Ümraniye diye bir yer yoktu. Beylikdüzü, Gürpınar yoktu. Hatta avcılar yoktu. Osmanlı'da Suriçi vardı. Fatih bölgesi vardı, Eyüp vardı, Üsküdar vardı, Galata vardı. Yani İstanbul, Dersaadet, Payitaht ve buna bağlı olan bilad Selase. Üç belde Galata, Üsküdar, Eyüp ve biraz da Maltepe civarlarında Kartal'a gitmeden Bostancı, Maltepe civarında köyler vardı. Efendim işte bu diş kirası Eyüp'te. Fatih'te ve Üsküdar'da geçen mevzudur. Anadolu'nun da şehir merkezlerinde bulunur ve insanlık adına vay be, yahu böyle güzel ve böyle sağlam yürekler ve gönüller demeyi varmış dedirtmektedir. Zengin bir adam düşünün, konak sahibi, semtin, mahallenin, sokağın, meydanın, merkezin en zenginlerinden biri. En zengin olmaya gerek yok. Zengin olmak yeterli. Herkes hacmine göre, çapına göre, kalibresine göre işler yapıyorlar. Zengin bir insan. Konağı üç katlı. Alt kat antre. Giriş. Oraya kocaman kocaman sinirlerle. Diyelim ki örnek veriyorum. Her biri on kişi alan kocaman üç tane siniyi. Enes sinini biliyor musun? Yok abi yer sofrasındaki şey. Üzerine yemek konulan. Masa gibi şey masa var. Masa ama insanlar bağdaş kuruyor ya. Tam biz ona direkt ne diyoruz biliyor musun? Ne? Yer sofrası. İşte o sinin üzerine konuluyor. Üç sini, üç yer sofrası. Üç sini yani üç yer sofrasının bulunduğu bir yer. Her birinde onar kişi bulunmakta. 30 tane insan, 30 tane maddi durumu iyi olmayan, maddi durumu ortanın altında olan geçinme problemi çeken 30 kişiyi mahallenin durumu olan ve konakta yaşayan kişi evine misafirliğe çağırır. Der ki bir maniniz yoksa babam sizi akşam iftara bekliyor. Bir maniniz yoksa diyen çocuk zengin konağın çocuğu. Gittiği evse mahallenin fakirinin gece kondusu. Bir maniniz yoksa Babam sizi iftara davet etmek istiyor. 30 kişi geldi. Orada zengin yalnızca o evin, o evin, o konağın sahibi. Beraber önce iftar olur. Ezan okunur. Herkes birer dilim, birer yudum, reçel, balla karışık ekmek. Ne deniyor ona? İftariyelik. Öncesinde yenen ufak tabaklar var ya. Böyle işte bir kayısı kurusu, hurma, biraz reçel o en başta. Bunlar yendikten ve su içildikten sonra yani vücudun saatler değeri süren oruç sürecini bitirdikten ve vücuda su ve şeker, enerji yani gönderdikten sonra ev sahibinin imamlığında akşam namazı kılınır. Ev sahibinin imamlığında akşam namazını kılan cemaat namaz halindeyken evde bulunan kadınlar 30 kişilik çorba bugünkü menüden tarif etmek istiyorum. Osmanlı mutfağı yemek kültürüne biraz hakim değilim. Bugünkü yemek gibi konuşalım. 30 kişilik çorba koyarlar ve her bir sininin yanına da birer tencere kuru fasulye pilav koyarlar. Artık yemeğini herkes oradan yemektedir. Cacık vardır ortada. Acıktın mı Enes? Neler söylüyorum? Bayağı bir acıktım abi. Salata var ortada. Belki de acı biber garnitürler var. Çorbalar içilir sohbet babında. Çorbalardan sonra her sofrada bir kişi yerde bulunan kuru fasulyeden koyar. Sonra pilavlar yenir. Salatalar, cacıklar tüketilir. Ardından tatlı faslına geçilir. Tatlı da yendikten sonra yatsı namazı hazırlıkları yapılır. Hep beraber yatsı namazını evde camiye gitmeden Evde namaz kılmak sünnettir. Bütün namazları camide kılmamak lazım. Bazı vakitleri Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekiri görevlendirir. İmam sen ol ben camiye gelmeyeceğim der. Kendi evinde hanımıyla beraber namaz kılarmış. Beş vakit namazı camide kılmak için özen gösterip evde evden çıkan ve evde kılmayanlara Peygamber Efendimiz evinizi kiliseye çevirmeyin dermiş. Evde namaz kılma vardır. İşte insanlarla, 30 kişilik insanla sohbetin ardından teravih namazı ve yatsı namazı molası verilir. Teravih namazı kılınırken evin hanımları çayları, kahveleri, fındığı, fıstığı yani ne deniyor onlara? Kuru yemişleri masalara ayırırmış. Herkes oturduğu yerden ben çay diyorum ama 100-150 yıllık bir mazisi var Türkiye'de çayın. Osmanlı kahveci bir millettir. Kahve ve ayran, kahveler ve ayranlar, Osmanlı şerbetleri gelir. İnsanlar sohbet ederken fındık, fıstık, kurutulmuş meyve, şerbet kahvelerle birlikte sohbet edermiş. Gecenin bir yarısı artık sahura yakın bir vakitte bütün misafirler iftara biraz önce ee, evine gelen insanlar sahura yakın örnek veriyorum saat 3'te ise sahur 1.30 gibi evden çıkarlarmış ve kendi evlerine giderlermiş çok tatlı bir yemek çok tatlı bir cemaat namazı çok tatlı sohbetler çok tatlı kuru yemişler içilen şerbetler kahveler ağız tadı var mutluluk var neşe var Osmanlı başımızda hilafet ve halife var devlet şeriat devleti e daha ne olsun ki? Kapı açılır. Herkes tek tek çıkarken böyle küçük bir sini. Kahve Enes. iki kişilik kahvenin konulduğu tepsi mi deniyor ona? Bir tepside evin çocuğu durur. Tepsinin yanında evin büyüğü durur. Ve içinde 30 tane kese. Kırmızı kuyumcu kesesi. Her birinin içinde bir çeyrek, bir gram, bir yarım, bir tam. Konağın sahibinin maddi durumuna göre altın var. Çıkan adamla selamlaştıktan sonra dermiş ki bugün yemeklerimle dişini yordum. Dişlerinle dişlerini böyle yaparak yemeklerimi ezdin. Ne olur bana hakkını helal et. Dişlerinin bana hakkı geçti. Dişlerin benim yüzümden bugün yoruldu. Hakkını helal et der. Bu da buyur kardeşim dişinin kirası. Demiyor la sen fakirsin. Aç karnını doyurdum. Bir daha bu benim sadakam olsun demiyor. Diyor ki dişini yordum yemeklerinle, yemeklerimle hakkını helal et. Bu da diyor buyur dişinin kirası diyor. Nasıl nezaket? Çok güzel abi ya. Ya hakikaten mümkün mü ya büyülenmek? Bugün, bugün mümkün değil böyle bir hareket mesela. Aksine bir de insanlar 5 kuruş verirlerse hemen onun videosunu çekiyorlar, paylaşımını yapıyorlar. Aynen ya. Şöyle parayı verirken bak böyle parayı verirken bir de böyle fotoğraf çekiyorlar şeyle. Parayı alanla veren arasında Şöyle fotoğraf çekiyorlar. Bugün Afrika yemek yollayanlardan bir tanesi işte böyle. Ya çocuğun önünde çiğ et var. Ufak ama pişirilecek tabi. Sallıyorum Ahmet Anapalı sadakası. Evet. Yazıyor kocaman. Çok, çok çirkin. Biz bu kültürden geldik. Dişinin kirası. Kardeşim kusura bakma dişin yoruldu. Affet beni deyip diş kirası verirlermiş. İşte Osmanlı'daki adab, Osmanlı'daki ahlak bu noktaya gelecek kadar güzel. Sevgili dostlar Allah bizi millet ve toplum olarak Tekrar o günlere ulaştırsın. Biz tekrar o günlerdeki ahlak, zerafet, nezaket, adab ve insanlık noktasına ulaştırsın. Alan edin veren eli görmediği, alanın verenin karşısında ezilmediği, verenin de alanın karşısında mağrurlanmadığı bir dünya istiyorum. Fakirin olmadığı, muhtacın olmadığı, kimsenin yardıma ihtiyaç hissetmediği, Hazreti Ömer dönemi tabi Halife Ömer değil. Emevi hükümdarı Ömer bin Abdülaziz. ikinci Ömer yani. Hazreti Ömer bin Abdülaziz dönemi. Ya da Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki gibi. Herkesin zengin olduğu, herkesin para verme durumunda olduğu bir ülke hayal ediyorum. İmkansız bir ütopya mı? Hayır. Bunu İslam tarihi iki defa yapmış. İnşallah üçüncüsünü biz olmasak da çocuklarımız görür. Efendim birazdan iftar sofralarında olacağız ve birazdan imam efendilerin Allahu Ekber, Allahu Ekber nidalarıyla iftarımızı açacağız. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Allah iftar sofralarımızı helalinden kazanılan rızıklarla ve İsrail malı olmayan rızıklarla inşallah doldursun. Efendim hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar.